Güneş'in 11 yıllık çevirimi ve yaklaşmakta olan maksimumunu son zamanlarda manşetlere çıkarıyor. Peki dünya bundan nasıl etkilenecek? Güneş olmadan yaşayamazdık. O bizim ana ısı ve ışık kaynağımız. Güneş bizim şansımıza bunların her ikisinde her gün neredeyse sabit bir oranda üretiyor. İnsanlık güneş parlaklığını ölçmeye başladığı günden bu yana güneşin parlaklığındaki küçük dalgalanmalar hiçbir zaman binde birden fazla olmamıştır. Ancak güneşin davranışı küçük ölçeklerde sabit değildir ve kabaca 11 yıllık bir döngüde iki aşırı uç arasında değişir. Bu değişkenlik çoğunlukla sadece teleskoplar ve diğer bilimsel araçlarla gözlenebilse de zaman zaman da dramatik sonuçlar doğurabiliyor. Sansasyonel haberler peşinde olan yayın organları Haziran 2023'te olası bir internet kıyametiyle ilgili manşetler atarken bu tür bir senaryodan bahsediyorlardı. Güneşin sabit bir ısı ve ışık kaynağından daha fazlası olabileceğine dair ilk ipucu güneş yüzeyindeki karanlık bölgelerde olan güneş lekelerinin keşfiyle geldi. Bunları ilk kimin gözlemlediğini kimse kesin olarak bilmiyor ancak varlıkları teleskobun icadından çok ötesinde biliniyordu. O günlerde güneş lekelerini gözlemlemek ve büyütmek yetersizliği hem de güneşi doğrudan bakmanın son derece tehlikeli olması nedeniyle kolay değildi. Muhtemelen eski astronomlar bunu sadece güneş ufukta çok alçakta olduğunda veya pusla kaplandığında yapıyorlardı. Ancak bu koşullar altında bile gözleriniz için risk almaya değmeyeceğinden bunu kendiniz denemeyin. Küçük bir teleskopla uygun bir güneş filtresi kullanarak ya da gözlerinizi korumak için güneşin görüntüsünü beyaz bir kartona yansıtarak yıldızımızı çok daha net görebilirsiniz. 17. yüzyılın başlarında teleskopların ortaya çıkması astronomlara güneş lekelerini ayrıntılı olarak incelemek için ilk fırsatı sundu. Kısa süre sonra lekelerin bazı yıllarda diğerlerinden çok daha fazla görüldüğü anlaşıldı. Temel 11 yıllık döngü 19. yüzyılın ortalarında tam olarak belirlendi. Aynı dönemde insanlar güneşin fiziği hakkında daha fazla şey öğrendikçe güneş lekelerinin güneş döngüsünün sadece en görünür sonucu olduğunu ve yüzeyin altında çok daha fazlasının olup bittiğini fark etmeye başladılar. Güneş lekelerinin gerçek doğası 20. yüzyılın ilk yıllarında Amerikalı astronom George Allen Hall tarafından çözüldükten sonra durum daha da netleşti. Aslında her şey güneşin manyetik alanına bağlı. Hall, güneş lekelerinin güneşin iç kısmına girip çıkan devasa manyetik tüplerin ışık küre üzerinde izleri olduğunu keşfetti. Güneş lekeleri aslında çiftler halinde oluşur. Biri kuzey manyetik kutbu iken komşusu güney kutbudur. Güneş döngüsü esasen güneşin manyetik akımının gücü ve yönelimindeki bir değişimdir. Bu değişim sürecinde güneş lekelerinin sayısı önce artar sonra azalır. Astronomideki güneş tutulmaları gibi pek çok şeyin aksine güneş çeviriminin zamanlamasını kesin olarak tahmin etmek zordur. Bu 11 yıl sadece ortalama bir değerdir. Güneş çevrimleri aslında 8 ila 14 yıl arasında sürebilir ve yoğunlukları da önemli ölçüde değişebilir. Bu yoğunluk değişimi bizim için son derece önemli çünkü güneş maksimumu olarak adlandırılan çevrimin tepe noktası zaman zaman dünya üzerinde dramatik etkilere yol açıyor. Bunun sebebi güneşteki aşırı manyetik aktivitenin taş tabakası olarak adlandırılan en dış katmandan yüksek enerjili madde püskürmesi. Bu koreler kütle atımlarından biri gezegenimizin ulaşmayı başarır her türlü elektrikli ekipmanı bozabilecek büyük bir jeomanyetik fırtınayı tetikleyebilir. İnsanların elektrik teknolojisini kullandığı süre zarfında bu türden en yoğun fırtına Eylül 1859'da bir güneş maksimumundan birkaç ay önce meydana geldi. Carrington olayı olarak da bilinen bu güneş fırtınası ismini koronel kütle atılımlarından üreten devasa güneş patlamalarını gözlemlemenin yanı sıra bu olaylar ile ardından gelen teknolojik kaos arasındaki bağlantı da kuran amatör astronom Richard Carrington'dan alıyor. O dönemde günümüz telefon ve veri bağlantılarının öncüsü olan telgraf sistemleri dünyanın her yerinde arızalandı. Hatta bazı telgraf makineleri yangın çıkardı ya da operatörlerini elektrik çarpmasına maruz bıraktı. Bugün iletişim ağlarına 1850'lerde olduğundan çok daha fazla bağımlıyız. Bu nedenle ciddi bir kesinti potansiyeli oransal olarak daha fazla. Sonuç olarak dünyanın dört bir yanındaki uzay ajansları ve meteoroloji bilimleri normal hava durumunu izler gibi bize dünyadaki etkileme potansiyeline sahip olan uzay havası olaylarını da sürekli olarak izliyor. Koronel kütle atımlarının yanı sıra dikkat edilmesi gereken olgular arasında güçlü elektromanyetik radyasyon patlamaları olan güneş püskürtmeleri ve yüksek enerjili parçacık akımlarını içeren güneş rüzgarları da yer alıyor. Tüm bu olaylar güneş maksimumu civarında zirveye ulaşma eğilimindedir ve yeterince güçlü olmaları halinde iletişim altyapımıza ciddi zarar verebilirler. Bu da bizi internet kıyameti
uyarılarına geri getiriyor. Bu uyarılar 1 dereceye kadar önümüzdeki 10 yıl içinde yaygın bir kesintiye neden olacak kadar güçlü bir güneş fırtınası olacağını inceleyen 2021 tarihli bir araştırmaya dayanıyor. Çalışma bunun gerçekleşme olasılığının %1.6 ile %12 arasında bir yerde olduğu sonucuna varmıştı. Böyle bir olay trilyonlarca dolar değerinde hasara yol açabilir ve birçok insanı uzun süre internet bağlantısından, hatta muhtemelen elektrik enerjisinden de yoksun bırakabilir. Yine de bunun gerçekleşme riski epey düşük ve söz konusu haber başlıkları 2023'ün ortasında aniden ortaya çıkması arkasından gerçek bir dayanak yoktu. Hatta bazı haberlerin aksine o dönemde herhangi bir özel NASA uyarısı falan da yapılmadı. Ancak bir sonraki güneş maksimumuna hızla yaklaştığımız doğru. Bu nedenle önümüzdeki aylarda dramatik güneşe bağlı uzay havası olaylarından bir artış görebiliriz. Şu anda 25. güneş çevrimindeyiz. Bu sayı 1755'te metodik kayıtların başlamasından bu yana gerçekleşen 25. çevrimi ifade ediyor. İçinde bulunduğumuz çevrimin 2025'te zirveye ulaşması bekleniyordu. Ancak güneş lekesi sayısı o kadar hızlı artıyor ki artık maksimumun yaklaşık bir yıl önce 2024'te gerçekleşmesi olasılıklar arasında. Başlangıçtaki beklenti 24. çevrimdeki selefine benzer şekilde bu güneş maksimumunun ayda 125 güneş lekesiyle zirve yaparak muhteşem bir maksimum olmayacağını yönündeydi. Ancak bu sayı 160'ın üzerinde güneş lekesinin görüldüğü Haziran 2023'te kolayca aşıldı. Bu 2022'deki 23. güneş çevriminin maksimumundan kısa bir süre sonra görülen en yüksek rakamdı. Bu da güneş maksimumuna ulaştığında ayda neredeyse 200 güneş lekesi görebileceğimizi gösteriyor. Benim de aslında son zamanlarda internet üzerinde görmüş olduğum bir haberdi bu ve bunu bir yerde görünce böyle araştırınca altında yatan sebepleri öğrenmeye çalıştım dostlar. Bunun altında yatan sebepler güneşin içerisindeki enerji ve kutupsal bağlantıyla manyetik ağın bir anda patlama seviyesine kadar gelmesiyle oluşuyor. Bunlar da zaten dönemsel gerçekleşiyor. Baktığımız zaman bizim teknoloji ve oradaki manyetik alan arasındaki fark bizim elektriğimizi, internetimizi kesebilir mi? Kesme ihtimali olabilir. O yüzden hani buna nasıl bir önlem bulabiliriz onu da düşünmek gerekir. Tabii önlem bulabilir miyiz, bulamaz mıyız? Bunu zamanla teknolojimiz bize gösterecek. Bir videonun daha sonuna geldik dostlarım. Bir dahaki video gelene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, Eğitim Masası ailesi.